Evet, günaydınlar, hoş geldiniz. Alkışlara bakılacak olursa hayatınızdan pek memnun değilsiniz, öyle mi arkadaşlar? Bir cumartesi günü yine eğitim. Bıkmadan, usanmadan bu eğitim çalışmalarına devam edeceğiz. Onu baştan belirtelim. Buraya katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Meslek komiteme teşekkür ediyorum. 19 komiteden biri ama etkin komitelerden bir tanesi. Bir şeyi kafalarına taktıkları zaman o iş bitinceye kadar bizi bırakmadılar. İlla bu olacak, edecek. Hakikaten çok başarılı çalışmalar da yaptılar geçen dönemde, bu dönemde. Ve büyük bir heyecanla dün izledim onları. Sunum yapandan oturum başkanlığını yapan tüm arkadaşlarımız 1990 yıllardaki gördüğüm heyecanla bu iş yaptıklarını gördüm. Aslında heyecan bizi güçlendiren. Heyecan bittiği anda hiçbir şey başarmamız asla söz konusu değil. Bu heyecanların bitmemesini istiyorum. Bir unuttuğumuz isim var, dün unuttum zannediyorum. Cemal Yükselen Hoca'ya teşekkür, bir borç biliyoruz. Çünkü bu komiteyle ilgili geçen dönem, hatta bu projenin oluşmasında da İSMO dostu sevgili Profesör Doktor Cemal Yükselen Hocama da teşekkür, bir borç biliyorum. Bugün aramızda Bağımlı Çalışanlar Komitemiz var. Onlara da hoş geldin diyoruz. Çünkü biz iki gün üzerinde bu etkinlikleri düzenledik. Dün serbest çalışan arkadaşlarımıza, bugün de ben bağımlı sözcüğünü kullanmak istemiyorum. Şirketlerde çalışan arkadaşlarımızdan oluşmaktasınız. Şunun önce altını çizmek istiyorum müsaadenizle. Dün de ifade ettik. Bir haksızlık var, bir yanlışlık var. Aslında biz isim olarak odamızın tüm üyelerini hiçbir zaman ayrım yapmadık. Hatta bu kapıdan içeri girildiği andan itibaren hizmet anlayışımızda da hiç ayrım yapmadık. Hatta her zaman söylerim, bu kapıdan içeri girdiğimiz zaman sevgili Ali Kamil Öz'ün ifadesiyle İSMO ailesine giriyorsunuz, burası bizim bir ailemiz. O şapkaları dışarıda bırakıp girmek zorunda olduğunu anlatmışımdır. Bu boyutta bağımlı sözcüğü bana çok şey gelmiyor, sempatik gelmiyor, doğru da gelmiyor. Ve yaklaşık bir aydan beri bir sözcüğü herkes alışmaya çalışıyorlar. Serbest sözcüğünü kaldırdığımız meslek ünvanımızın malum işaret olarak dillendirmeye çalışıyoruz. Ben herkese bu ünvanı bu şekilde kullanmasını çağrıda bulunuyorum. Geçen yine bu salonda Malum İşaretler Mahsuller Derneği'nin bir etkinliğinde TÜRMOP Genel Başkanı da bu çağrımıza kulak verdi. Ben de bundan sonra bu şekilde kullanacağım dedi. Dün MODAV'ın bir etkinliği vardı. İFAK Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Masum Türker de İstanbul Malum İşaretler Odası ifadesini kullandı. Sizin de kullanmanızı istiyorum. Neden? Çok iyi biliyoruz ki sizler ruhsatlı meslek mensubusunuz. Lütfen bu emeğinize, alın terinize belge kelimesini kullanmayın. Zaman zaman hem mesleği yeni giren arkadaşlarımda duyuyorum bunu, hem de sizlerde işte belgem var, belgem yok. Belge yok arkadaşlar. Ruhsat var. Ruhsat alıyorsunuz. Büyük bir emekle, alın teriyle bunu alıyorsunuz. Ama maalesef 3.68 sayılı yasada firmada çalışan meslek mensuplarımız bu ünvanlarını kullanması yasaktır. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Doktor, özel sektörde kendi muayenesi varsa da doktor ünvanı kullanıyor. Bir hastanede çalışıyorsa, bir firmada çalışıyorsa yine doktor ünvanı kullanıyor. Bu yanlışı düzelteceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyoruz. Bu bizim
inandığımız bir düşüncedir. İSMO biliyorsunuz bir şeyleri gündemin aldığı zaman biraz zaman uzun da sürse mutlaka hallediyor ve bunu halledeceğiz. Biz firmalarda çalışan arkadaşlarımızı kurulduğumuz günden bu yana diğer üyelerimizden hiçbir zaman ayrı görmedik. Ne etkinlik yapıyorsak sizleri davet ettik. Hatta iş yerlerinde fonksiyon sahibi olmanın açısından İstanbul Odası'nın yaptığı bir çalışmadır ve yıllardır uygulanıyor. Çalıştığı firmanın beyannamesini imzalama yetkisini de sağlatan biziz. Yine hepiniz biliyorsunuz ki stajyer, iş yerlerinde çalışan stajyerlerin yine sizlerin gözetiminde yapılmasına da fırsat sağladık. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Tabii bu farkındalık günleri nereden çıktı? Sevgili komite üyelerimiz de bunu çok tartıştık. Başka adlar düşündük ama bize en mantıklı gelen şey farkındalık adını koyduk. Hakikaten sevgili arkadaşlar farkında mıyız bir şeylerin? Türkiye nereye gidiyor farkında mıyız? Meslek nereye gidiyor farkında mıyız? Eğer bu farkındalığı yaratamazsak gelecek planlamamız asla söz konusu değil. Biz aslında isim olarak hep bu gelecek değişimiz. Biz burada kusura bakmayın yok BABS ne oldu, şu ne oldu, bu ne oldu. Buranın yeri bu değil sevgili arkadaşlar. Çünkü meslek bir yere gidiyor, dünya bir yere gidiyor. Paydaşlar bir şeyler yapıyorlar. Farkındasınız değil mi? Maliye Bakanlığı müthiş bir altyapı kurmuş. Ticaret Bakanlığı öyle, Çalışma Bakanlığı öyle. Biz de bunu yaşıyoruz. Burada 90 öncesinden tanıtım arkadaşlarım var. Birçoğunuz da yaşadığınızı biliyorum. Yıllar önce bilgisayar olmadığı dönemde elle kağıtta, elle muhasebe tutuyorduk. Öyle mi sevgili arkadaşlar? Şu anda elle defter tutma diye bir şey asla söz konusu değil. Ben çok iyi hatırlıyorum o yıllarda hiçbirimiz ya bir gün bu ülkede gelecek de bu defterler işte efendim elektronik ortamda düzenlenecek diye bir sohbet bile olduğunu hatırlamıyorum sevgili arkadaşlar. Ama öyle bir değişim yaşadık ki önümüze internet çıktı, web çıktı, o çıktı, bu çıktı. Şimdi başka bir şey çıktı. E-fatura. Arkasından 2015 yılında tanışacağımız E-defter konusu var. Göreceksiniz E-defter uygulaması süratle genişleyecektir. Aslında olması gereken de bu. Öyle mi arkadaşlar? İşte burada mesleğin nereye gittiği konusunda bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Her zaman söyledik. Ne olursa olsun, ne kadar teknoloji gelişme olursa olsun insan emeği değmeden bir şeyin başarma şansı yok sevgili arkadaşlar. Sağlık sektörünü düşünün. Adam milyonlarca dolar yatırım yapıyor. O check-up makineleri, kardiyoloji, o bu bilmem ne. Ve ne oluyor? O işi yaptığı zaman, o makine, o çekimi yaptığı zaman makinenin verdiği raporu okuyan biri var. Öyle mi arkadaşlar? Kim? Doktor okuyor bunu. Dolayısıyla kayıtlar istediğiniz kadar elektronik ortamda tutulsun. Bunun sonucundaki bizim yaptığımız aslında finansal tabloları düzenleyenler. İşte o finansal tablonun düzenlenmesinde ve yorumlanmasında biz meslek mensuplarına çok büyük bir önem arz etmekte. Yani işte her şey elektronik ortamı bitince muhasebe yok oluyor gibi bir karamsarlığa gidilmemesi lazım. Biz üç ana gövde olarak gördük ve bu şekilde de çalışmamızı sürdürüyoruz. Birinci boyut, finansal tabloları düzenleyenler. Arkadaşlar bu en az denetleyenler kadar önemli biliyor musunuz? Bir finansal tablo sağlıklı düzenlenmezse onun denetlenmesi mümkün mü sizce? Standartları bir başka bahara bıraktılar ama göreceksiniz o standartlar da tekrar gündeme gelecek, hayata geçecektir. İki, bunu denetleyenler. Üçüncü konu, bugünkü etkinliğimizin de adı. Uzunca zamandır İSMO'nun gündemi olan konu da uzmanlıklar konusudur.
Bakın İSMA Akademi'yi kurduk. Farkında mısınız arkadaşlar? İSMA Akademi neler yapıyor? Dışarıda dağıtmıştır arkadaşlarım. Şu anda 16 alanda bir kısmı farkındalık, bir kısmı uzmanlık alanında sertifika verdiğimiz eğitimler yapmaktayız. İşte biraz sonra bir arkadaşım sizlere hitap edecek, büyük bir gururla yaşattığımız adli muhasebe konusu, hile denetimi konusu. İşte arkadaşlar bu üçü olmazsa olmaz. Sadece burada bir şeye dikkat edilmesini özellikle herkesten diliyorum. Üç ayrı konu, üç ayrı meslek değildir sevgili arkadaşlar. İşte dikkat etmemiz gereken nokta bu. Oynanmak isteyen oyun da bu. Sanki her biri ayrı bir meslekmiş gibi anlatmaya çalışılıyor. Aslında birçok ülkede tek bir meslek vardır, tek bir unvan vardır. O da mali müşavir, CPA. Öyle mi? Ama bunun altında uzmanlıklar olacak. Kimi arkadaşımız finansal tablo düzenlemede uzman olacak. Hatta onlar kendi içerisinde anlatacak arkadaşlarım. Ben keyifle dinledimdir. Bugün de sonuna kadar izleyeceğim arkadaşlarımı. Bugün bir maliyet muhasebesi konusunda ciddi bir boşluk var arkadaşlar. Firmalar arıyor. Artık bir mali müşavir geçmişten gelen şu gelenimizi sürdürmememiz lazım. Her şeyi bilen, her işi bitiren. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir mali müşavir her şeyi bilme şansına sahip değil. Ne olacak? İşte o uzmanlıklarla ön plana çıkılması gerekiyor. Burada ifade ettiğimiz konu meslek unvanı tek olmak zorunda. Bir gün bunu göreceğiz. Görmeden de bu dünyadan gitmeyi asla düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Bu yeminli unvanı kalkacak arkadaşlar, söyleyeyim size. Hiç alınmasınlar. Böyle bir şey yok. Yasa çıkarken Maliye Bakanlığı kendi yandaşlarına bu unvanı verdi. Sonra bizim serbest kökenler de büyük bir hevesle bu işe katıldılar. Ne oldu pazar payı arkadaşlar? Sıfır. Birçoğu defter tutmaya devam ediyor. Şimdi buradaki temel kriter şu. Meslek unvanı tektir. Ama bir meslek mensubu tercihlerini yapacak. Ya finansal tabloyu düzenleme konusunda, ya denetim konusunda, ya da uzmanlıklar konusunda. Ama bir kişi Süpermen gibi her şeyi yapmak, etmek, bilmek zorunda değil. Bizim gelecekle ilgili temel bakışımız bu. Peki bu kadar işi nasıl yapacağız? Karşımızda rakiplerimiz var, öyle mi? Hele hele şu anda Türkiye'de pazarın büyük bir payını elinde tutan uluslararası firmalar var. Bu firmalara siz Türkiye'de kardeşim sen bu şu kadar iş yapacaksın diye bir sınır getirme şansın var mı? Yok arkadaşlar. Bir tek şeyiniz vardır ki biraz sonra ifade edeceğim. Meslek mensubunun kapasitesini kontrol edersiniz. Ürettiği hizmetin kalitesini kontrol edersiniz. O zaman ne olacak? Küçük hesapları herkese tarafa bırakacak. Ne yapacağız? Güçlerimizi birleştireceğiz, kusura bakmayın. 10 arkadaş, 20 arkadaş, 50 arkadaş bir araya geleceğiz. Ben reklam olarak görmüyorum. Levent Yaveroğlu değil mi üstad? Deloitte'un kurucusu. Onun hayat hikayesini okudum. Çok güzel bir sürecini özetlemiş. 3 arkadaş da yola çıkıyor. 3 arkadaş da dev bir şirket kuruyor sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki uluslararası firmaların hepsinin sahipleri yok, düzeltiyorum. Ortakları, çalışanları hepsi Türk arkadaşlar. Biz niye yapmayalım? Ama bizim temel sıkıntımız şu. Bizim paylaşma kültürümüz yok, biliyor musunuz? Küçük olsun, benim olsun. Kendi ofislerimin krallıklarını kurayım, patronu olayım. Yok arkadaşlar benim işim. Bu firmalar da nasıl başarmışsa biz de başaracağız. Son cümlemi biraz sonra söyleyeceğim. Dün tuttum o son cümlemi. Neyse. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar beynimizde paylaşma kültürü, güçleri birleştirmek olmak zorunda. İki, bunun olmazsa olmazı kurumsallaşmadır. İşte sevgili dostumuz
Muhasip ailesinin hakikaten isimsiz emekçilerinden biri Ali Kamil Uzun Zat'ta 4 yıldır, 5 yıldır müstakil. Emek biliyordu arkadaşlar. Bu uluslararası firmaların sahipleri dedi ki, düzeltiyorum, başkanlarına, ortaklarına, ya siz bu ülkede yaşıyorsunuz. Açın kapılarınızı. Ne biliyorsunuz bizimle paylaşın diye. Açtılar arkadaşlar kapılarını. Samimi olarak söylüyorum. Hepsi de dostlarımız, arkadaşlarımız. Nasıl yönettiklerini bize anlattılar. Nasıl kurumsallaştığını anlattılar. Arkadaşlar İSMO'da şu anda öyle bir birikim var ki kurumsallaşma konusunda. Yeter ki siz, ya biz 5 arkadaş, 10 arkadaş bu iş yapacağız değil. Hazırız arkadaşlar. Tüm prosedürler her şey hazır. Ha birkaç tane yazılım ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi kurumsal firmalar işi aldığı anda bıraktığı ana kadar süreci bir yazılımla takip ediyor. O işten gelir elde etmediklerini, gelecekle ilgili planlamalarını, işte bir eleman o işi görevlendirilen kişi hakikaten bu işi ne kadar sürede yapmış, yapmamış, hepsini takip ediyorlar. Bizim de böyle bir yazılıma ihtiyacımız var. Bunu şöyle noktalamak istiyorum. Eğer siz küçük hesapları bırakıp güçlerinizi birleştirme karar verdiğinizde biz İSMO ailesi olarak her zaman aile fertlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yani arkadaşlar gelecekte birçok şu anda bitmiş, sunulmuş işler var ama iki tane adımı biz çok önemsiyoruz. Bu iki adım önce şunu ifade edeyim. Biraz önce anlatmış olduğum kapasite konusunda Maliye Bakanlığı da bunu son zamanlarda dinlendiriyor. İşte meslek mensubunun müşteri sayısı sırlansın. Ya ey bakanlık, sen işine bak kardeşim. Kusura bakmasın ya. Sen işine bak. Bırakın meslek örgütü bunları yapsınız. Senin işin değil ki mesleği dizayn etmek. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim yine 3-4 yıldır dünyayla olan yaptığımız çalışmalar, yine bilim hocalarımızın katkıları, uygulamamızla birlikte bir zamana endeksi ücret tarifesi var arkadaşlar. Kaçını okudunuz bilmiyorum. Web'e koyduk, görüş istedik tüm camiada. Maalesef zaman ayırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ama o zaman endeksi ücret tarifesi incelediğiniz zaman direkt kapasiteyi kontrol ediyor sevgili arkadaşlar. Yani bir meslek mensubu yapacağı işin kaç kişiye yaptığını kontrol eden bir sistem. Emeğimizi, alın terimizi ortaya koyacak olan bir sistem. Neyse, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. İki adım arkada, iki konu. Bir tanesi muhtemelen yılbaşında yürürlüğe girecek olan zorunlu eğitim yönetmeliğidir. Ben çok önemsiyorum bunu. Arkadaşlar biz sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin, dünyanın sayılı büyük odalarından biriyiz. 35 bin açtık İstanbul Malmiş Adası olarak. 35 bin üyenin eğitiminden bir sorumluyuz. Şuraya arkadaşlarım günlerdir size 10 kere mail gelmiştir. Gelmedi mi arkadaşlar? Mail attık, katılın. Odanın yaklaşık %40'ı firmalarda çalışan arkadaşlarım, burası izdiham olması lazım. Ama enflasyon düzeltmesi gibi bir şey olduğunda izdihamları yaşadık. 4180 kişi katılmıştı, hiç unutmuyorum iş kurularında. Zaten iş kurulu ondan sonra biz size eğitim veremeyiz. Güvenliğinizi sağlayamıyoruz. Ve rezervasyon sistemi öyle başladı. Şunu demek istiyorum. Zorunlu eğitimle arkadaşlar. Herkes bu ailenin içine bir girecek. Bir tanışacaklar. Öyle mi? Bu ondan sonra tüm dünyada böyle aslında. Sadece biz bunları kafamızdan uydurduğumuz şeyler değil. Bu mesleği yeniden dizayn edeceğiz. Bakın çok önemsediğim bir şey var. Bir doktor bir doktoru karalamaz. Ama biz bir mani müşavir, bir mani 2 dakikada yeri dibine sokarız. Hem en özel sektör. İş alacak, firmaya meslek mensubu arıyor. Aa, bir önceki ne hatalar yapmış, ne yanlışlar yapmış. Allah! O meslektaşı gömüyor yerin altına. Sonra aslında ne yapıyor diyoruz? Kendini gömüyor, kendini. Sen onu karalamayacaksın.
sen vizyonerliğinle, uzmanlıklarınla, yeni bilgilerinle farkındalığını ortaya koyacağız. İşte zorunlu eğitim arkadaşlar bir dönüm noktası olacak. Yani eğitime katılan bilgili insanlar bu mesleğe daha saygın yapacaklar. İkinci konu, hizmet kalitesi ilgili meslek kararı. Farkında mısınız? Böyle bir meslek kararı yayınlandı sevgili arkadaşlar. En temel sıkıntımız bizim bu değil mi şu anda? Yaptığın işin ne olduğunu kimse bilmiyor. 40'tan fazla mevzuat takip ediyoruz. Onlarca eğitime katılıyoruz. Ama ürettiğimiz finansal tablonun kaliteli olup olmaması ortada olmadığı için bir değerimiz yok. Bu meslek kararı arkadaşlar bir dönüm noktası olacak. 1-1-2016'da Demüs'te yürürlüğe girecek. Ben defaya çok önem veren bir arkadaşınızın Ali Kerem Uzun başta olmak üzere bu projede de emeğe geçen, bu meslek kararını emeğe geçen arkadaşlara da sizler adına teşekkür ediyorum. Evet, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şu bağımsız denetimle ilgili birkaç şey söyleyeyim, konuşumu tamamlayayım. Çok dinlediniz beni ama her gittiğim yerde de söylüyorum. Dün MODAV'ın sempozyumunda Marmaris rektörümüz de vardı. Yeni rektörümüz bir muhasebe hocasıdır. İçimizden gelen birisidir, bizi iyi tanır. Onlara da anlattım. Dedim bir haksızlık yapılıyor, bir yanlışlık yapılıyor. Şimdi eskiden bilim dünyası sevgili arkadaşlar doğru bildiklerini eğilmeden, bükülmeden anlatırlar. Ben öğrenmiştim. Ben Server Tanin'in öğrencisiyim arkadaşlar. Çişli siyasal mezunu. Bu minoca da oradan ha. En son oturumda konuşmacı. Bize bunu öğrettiler. Yani siz doğru bildiklerinizi anlatın. Şimdi bilim adamları, üniversiteler artık gerçekleri anlatmaktan çekinir hale geldi. Bu doğru değil bence. Bakın bir yanlışlık var. Nedir biliyor musunuz? İki yanlışlık var. Bir, kamu gözetim kurumu oluşumu yanlış arkadaşlar. Aslında gözetim kurumları var dünyada. Bu kısmı yanlış değil. Enron skandalından sonra bu gözetim oluşması doğrudur. Ama bu kuruma 10 tane yetki verirseniz süper yetki, bu yanlış arkadaşlar. Muhasebe standartının ayrı bir kurulu yapması lazım. Denetim standartının ayrı bir kurulu yapması lazım. Lisanslama meslek örgütlerinin işidir. Senin de görevin gözetlemektir arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalıştık. Herkes alkışlar, çıkarlar, bilmem neler bugüne geldi. Bizim mücadelemiz sürüyor, onu bilesiniz. Nedir mücadelemiz? Camiye iki bölümde 15 yıl dolduranlar, doldurmayanlar. Var mı böyle bir şey ya? Hangi kantar 15 yılı ölçmüş, biçmiş arkadaşlar? Haksızlık değil mi sizce olay? Bişki'yi belki iyi anlatamadık ama biz denetim olgusunun tüm muhalmişlerin hakkı olduğunu inandık. Bakın, SMM ruhsatına sahip olan herkesin hakkı. Ancak herkes denetim yapacak bir kural yok arkadaşlar. Sen de kurum olarak bunu gözetle. Bağımsız denetim Türkiye'de yeni gelen bir olgu değil ki. SPK yıllardır bu işi yapıyor. Ne yapıyordu SPK? Kontrol ediyordu, gözetliyordu. Yanlış yapanı piyasadan siliyordu. Sen de bunu yap kardeşim olayı. Bu yanlıştır. İkinci yanlış şudur. Bu inancımı lütfen farklı algılamayın. Bu mesleğin geleceği gençlerdir, kadınlardır. Bunların önünü kesmeyin kardeşimiz. Bir genç bu mesleği niye tercih etsin bundan sonra? 4 yıl üniversite bitirecek. Staja başlama sınavına girecek. 3 yıl staj yapacak. Yeterli sınavına girecek. Sonra bir kurum diyecek ki kardeşim ben tekrardan sınav yaparım. Tekrardan staj yaparım. Şu meslek siyaseti yapanlar var ya, eğer Allah korkuları varsa bunun vebalini hiç kimse altından çıkamayacak biliyor musun? Kimse dik durmadı kusura bakmasınlar. Ben katılan arkadaşlara bir şey söylemiyorum. Tüm hop eğitim projesi Türkiye'nin büyük bir projesiydi. 45 bin arkadaşı eğittik. 1 lira para almadan. Ne oldu şimdi? 3 bin lira paraya bastırıyorsun. Gidip geliyorsun. Başlarsın
olan tek bir kişi yok. Yazık arkadaşlar ya. Bunu ben sayın rektörüme söyledim. Ya hocam dedim, bunu anladın. Böyle bir şey olmaz. Bunun hesabını birileri bir gün verecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben İSMO başkanı olarak bağımsız denetim eğitimine katılmayacağım arkadaşlar. Buradan da söylüyorum. Katılmayacağım ve dava açacağım. Çünkü inanmıyorum. Bak alkışın işini yok. Alkışın işini yok arkadaşlar. Hiç işim yok. İnandığım şeyi söylüyorum. Yüreğimle konuşuyorum. Bu yanlışla ilgili bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Son olarak dün hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim. Konuşmamı şöyle toparlayayım. Bir geleceği anlatmaya çalıştım. Bu geleceğin nereye gittiğini fark edenler yoluna devam edecektir. Peki geleceğin nereye gittiğini fark etmeyenler ne olacak? Benden o arkadaşlara selamımı götürün diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.